Ondan kafi değil mi? Ha, elbette kafi. Bilen olarak Allah kafi yeter. Şahit olarak Allah yeter. İnsan gerçekten kötülük delil yapar kendisine. İyilikler zaten Allah'tandır. Allah Resul olsun diye bir insanlara yol gösteren olsun diye bir işlerinden birine seçip göndermesi. Kendilerine ne kadar büyük bir iyilik bunu dahi. Bunu bir çözseler, bir anlasalar bunu. Vekil olarak. Vekil olarak Allah yeter. Vekil olarak. Hesap sorucu olarak. Hesap gören yardımcı olarak Allah yeter. Peki Allah bana kafi. Hamd alemlerin Rabbi nedir? Nelerin peşine giden yavru ayıları ve sen kuru ayakları. Bununla alakalı bir beni çok etkileyen hatta yazımda bu uzun süre böyle o da ilk yazı Allah'ın kalemle yazmayı öğrettiği ilk zamanlarda bir sebeple yolda yoldayım bir yerim gördüm alayım inşallah. Bunu söylemek tabii ki de siz de yapabildiğiniz en ufak hayırla yapın. Allah iyilikte yani olanların hayrını artırırsa artırır. O zaman annelerin işte bu şekilde bana inanılmaz ibretlik görmüştü. Çünkü annelerin ayak attığı yere genelde ayak atıyorlar. Yani bu böylece böyle uçurumlardan tehlikeli birçok yerden anneleri kontrol etmiş oluyor. Onlar da istemiş oluyor. Yani kuşkusuz belli bir ter yaratılışı doğa belirleyen belli ihtiyacı kadar işte akledebilecek ihtiyacı kadar işte yaşamını sürdürecek işte beceriler ve imkanlar ve rızkı da ona ayağına getirmesi istediği kadar becerikli olsun. Bir kuş, bir kartal ya da bir aslan. Allah oraya, o bölgeye seni rızık göndermese onun şeye neye yarar ki? Selamun aleyküm. Elhamdülillah. Bu yüzden de alemlerin Rabbi Allah'a hamd edelim. O gerçekten üzerimize tanıktır. Gerçekten işten bilendir. Her şeyden haberdardır. Allah bize merhamet etsin. Allah bize merhamet etsin. Allah bize merhamet etsin. Ya Rabbi sen kendisinden ufak hayır bulduğun kullarına rahmetinle nimetlerini artır. Gerçekten işten bilensin. Kuvvet dayanmayan adalet. Bütün canlılar, insanlar, herkese dua edelim. Allah'ın rızkı bereketlendirsin. Merak etmeyin. Mesela bir canlının yediği başka bir canlıdır. İşte bu insanlara biraz şey, insanlar bunu da alışmakta zorlanıyorlar baktığın zaman. Burada Allah'ın bir acıyı kendisinden aldığı mesela Allah adına yendiği zaman bir şey. Mesela hayvanları görürsün mesela bir yerde sonra teslim olurlar. Allah onlarda belli bir hal gerçekleştirir. Yani hayvanların dişlerinde belli işte adrenalin halinde insanların canların hallerinin değişmesi bundan mütevellidir. Yani insana çok şey görünen bir şey içeride bambaşka olabilir. Nice bir çocuğun dahi işte sırtlandığı bir yükü bir koca bir insan hayal dahi edemiyor onu kendine onu sırtlarken. Ama o çocuk sırtlıyor bakıyorsun. Belli bir yaşam da sürüyor. Biz gördüğümüzden doğru olan yapabileceğimiz yardımı yapmakla mesulüz. Bizim imtihanımız o. Ama bu demek değildir ki Allah haşa bizden haşa merhametsiz ya da çarpık bir düzen yaratmış. Aksine çok hikmet dolu güzel bir düzen yaratmış. Böylece geçici olan bir şeyin bedeni, emanet olan bedeni de yani bir yaşam tadıyorlar. Bir yaşam tadıyor. Onların hangi renkler, hangi güzellikler onlar o yaşamlar içerisinde var. Ancak Allah ve işte kendileri bilebildikleri kadar biliyorlar. Bu yüzden de yani hiç olmasaymış gibi bir durum asla kimse diyemez. Yani hayatı ne kadar şey de olsa kendi hayatını yokluğa tercih ederim diyen hayatı çözemeyen kişidir yine. Yani gerçekten çözmeye başlasa o sözü söylediği anda ağzına biber sürmek ister bir daha söylememek için. Bu yüzden de bunu yani insanlar şey yapar. İnsanlar bunu algılamakta zorlanırlar. Allah'ın emrinde galip olması hasebiyle üstün olması hasebiyle geçicidir bu dünya ve bu dünyada işte emanet verilen bedenlerin de işte düşünsene o emanet verilen bedenlere birbirinden nasiplenmiyorlar. Dünya kısa bir süre içerisinde
İşte mevcut haliyle koku, kan, kötü şeyden geçilmez. Hastalıktan. Yani o kadar canlılar birbirine faydalanmasa, yemezse ne olacak? Yani her türlü hastalık alıp başını yiyecek ki bu Allah'ın koyduğu kanunu kendisi. Hatta toprağa düşen en uçlarına yakın yerde bile o hiç insanı böyle dehşete düşüren küçük küçük canlılar ortaya çıkar, kurtçuklar çıkar. Olduğu yerde doğarlar. Bu Allah'ın kusursuz düzeninin istenmesi gereğidir. Ve burada zerre kadar zulüm yoktur. Allah rızkı, hayvanları, birbirine keza hayvanları, belli hayvanları insanlara rızık olarak yaratıyorken bunu tutup da şey yapmak pis olan pistir. Ya pisliği tanıyoruz. Bize fıtrat verilmiş. O fıtratın içinde biz görüyoruz. Neyin yenmek için, neyin bize yardımcı olması için, neyin işte midemiz, yani Allah'ın verdiği o din fıtrattır noktasında en belirleyici bizim için anahtarlar, kapılardan bir tanesi de midemizdir. Gerçekten o çok şey, çok isabetli kararlar verir. Eğer ona dayatmayla bir şey işte çocukluktan itibaren bir pislik içinde ona bir yaşam sürülmemişse, ki Allah kendisi hayır bulduğu kullarına merhamet eder, bir yerde mutlaka onlara doğruyu gösterir ve yapabildiği kadar en doğruyu tuttuğunda onlara yine bir kurtuluş imkanı açması uzak değildir. Ki iki yaşam tam da ihtiyaç duyulan imtihan noktasında bir yaşama insanların kavuşması, bir insanın dünyaya gelmesi gibi kolaydır. Gelir getiriyor işte. Bir her şeyi çift yarattık diyor Mevlamız da. Kuvvete dayanmayan adalet aciz. Kuvvete Allah mutlak kuvvettir. Mutlak adil olan da zaten odur. Adalete dayanmayan kuvvetse zalimdir. Adalete. Zaten devlet gerçekten adaleti gerçekleştirmiyorsa o gerçekten büyük bir mafyadan başka bir şey olmaz. Yani öküz domuzla konuşsalardı hep konu yem üzerine olurdu. Ot yem mideler için yaşayan insanlar da ona da farksızdır. Gerçekten varlık sebebini anlamaktan aciz kendi sadece şeyini düşünürler. Gerçekten insan dediğim Allah'ın yaratmış olduğu düşünen, akleden, erdemli, olgun modülden başka bir seviyeye çıkıyorlar. Kesinlikle ondan şeyler, yani onda uzaklar. Şüphesiz öldüren ve hayat veren sadece odur, sadece odur, sadece odur. Şüphesiz öldüren ve hayat veren sadece odur. Ya Rab merhamet et, Ya Rab mağfiret et, Ya Rab rahmet et. Ya Rab yer göğü yaratan, işten kuşatan, her şeyi bilen sensin. Kötülüğümüzü ört ne olursun, kötülüğümüzü ört ne olursun, canımızı koru. Malımızı, soyumuzu, bütün doğruların, bütün kendisi hayır bulduklarının soyunu malına rahmetini koru, kurtar. Kuşkusuz her şeyi kuşatan işte. Sen sebep nedir kendisine yükseğini çok görmemek? Kendine yükseğini çok görmemek, kendine aşağısını hor görmemektir. Sadi, sirazi. Yani her mutlak o üstünlük Allah'a aitken tutup da birilerinin yaptığı şeyi şey görüp işte erişilmez görüp birisini bunu kurtarıcı bellemek, gerçekten bu onu putlaştırmaktır, kutsamak, ilahlaştırma pozisyonudur ve bu kişiyi kendine aşağılamasıdır. Ama hak edene bir şey vermemek de, o olması gereken değeri vermemek de keza o da cehalettir. Bu da keza kişinin kendi aleyhine döner. Evet, bunu bilmekte büyük fayda var. Ne diyor? Allah-u Teala kendine hayırlı uzun ömür sürdür. Daha nice hizmetler nasip eylesin. Babalar en asır kabile Kabara el-Kadiri ve Nijerya'nın Kabara şehrinde suda yürüme ve havada uçma gibi birçok kerametlerle meşhur olan dediler. Ömer Kabara el- Ya arkadaşım, yani senin dinin belli havada uçan kabara şehrin, sana Allah yani peygamber gönderdi ve bunun üzerinde bir mucize gösteriyor, eyvallah. Ama sen tutup da peygamberlik işte din adına konuşup işte ben mucizeler, kerametler, keramet işte gösteriyorum. Gelin benim şeye, peygamberlik
de iddia etmektir bu. Allah adına konuşuyorum gibi. Bu işte bu tarikatlar, bu cübbeli mübbeli civiliyet mahrumları hepsi kendi peygamber yerine koyduklarının farkında değiller. Peygamberi kutsuyorlar ayrı bir şekilde. Allah'ın onu koyduğu yerden ayrı bir şekilde. İyi bir şey yaptığını sanıyorlar. Şirk koşuyorlar peygamberi Allah'a. Tutuyorlar. İşte kendileri de her biri ataları, alimlikleri bir sürü kişiyi de bu şekilde dini tamamen tanımlaz hale getirecek şekilde saçmalıyorlar. Gerçekten dine büyük düşmanlık eden büyük grup bu. Yani Allah Resulüm sen yine af yolunu tut. Cidde emre cahillerden üstü bir. Bu cübbelinin bir en son daha önceden helakını görmüştüm. Birçok defa anlattım bunu. Daha ilk şeylerde, ilk zamanlarda işte bir parmak kadar duruma gelmişti. O demirleri öğüten makinenin ağzında cübbesi takılıyordu. O iki yüzlü hali. Sonra koştum eve, işte köye geldim. Orada işte anlattım, bana iman eden yoksa artık dünyayı saran bir azap geliyor. Hiç kimse bundan kurtuluş yok. Ben de, biz de dahil hepimiz vefat edeceğiz. Herkes ölecek. İşte amcamın biri hayır bu her zaman böyle şeyler oluyor. Şimdi battaniyeleri ıslatacağız, camlara koyacağız. Sonra sıcaklık çıkacak, gideceğiz. Böyle bir şey değil dedim. Onun işte eşi herhalde, yengem, bazıları iman etti. Biz başka yere geçtik. Sonra onlar bir evde kaldılar. Sonra ölüm geldi. Bir üzerime beyaz bir örtü atmıştım. Ve o anda büyük bir selamet geldi. O cübbeli geçen günde beni işte sebepler üzerinde işte geldi. Cübbeli dedim. Sonra sen komedyenden başka bir şey değilsin falan fistan dedim. Bir konuya girecekti. İşte başörtü maşörtü bir şey galiba. Sonra ışım çıktı, artık kalktım. Sonra ben işte giderken otobüste, o da kamyonla, kovalarda onun adamları vardı böyle sağda solda. Allah da beni çeşitli sebeplerle onlardan koruyordu ama arkama takılmıştı. Bu yüzden de onu Allah hani emrine tabi olmaması dışında peygamberin işte Mehdi'nin güya beklerdiği sayı ki zalimce, gaddarca tarih koyuyorlar. İşte peygamberlik burada zaten, peygamber dahi böyle net tarihler Allah'ın dilemesi olursa ancak verir ki öyle o gibi şeyler dahi Allah hani yine her şeyin nihai Allah'ın elinde olduğu için Allah şey yapar. Yani peygamberlerin dahi imtina ettiği durumlara hayasızca konuşuyorlar, pervasızca. Bunlar tabii ki de peygamberlik ilan etmediklerine göre kendi ilah ilan etmiş oluyorlar. Her türlü şirkin, rezaletin içindeler. Allah doğruları rahmetin içinde yaşasın. Nurunu üzerimize daim kılsın. Övgü alemden Rabbi Rahman'adır. Okullarına atıp çürük dersi koyacaksın. Yıllarca bunu okutacaksın. Örkü öpe zihinlere çiviş gibi çakacaksın. Sonra da haklı hür vicdan, hür yufanı, hür gençe esirsin. Belirteceksin. Çok beklersin kardeş. Gerçekten bu cehaleti kökünden kazmadan gerçekten imana Rabbimizin bize verdiği nimetlere gelince dönmeden bu kurtuluş asla olmaz. Bunu bilelim. Allah dostlarına korku yok. Özürte çekmezler. Zaman gösterir ki gerçek dost Allah'tır. Alemlerin Rabbi Rahman'a övgüler olsun. Biz gerçekten bizi cehalet, kötülükten başka bir şey getirmeyen artık bir sürelim. Yeri göğü, dünyayı ahireti yaratan, her şeyi kuşatan, göklerin ve yerin egemeni olan Rahman Rabbimize dönelim. Gerçekten o işten bilen, her şeyi kuşatandır. Şu ayı yaratan, yıldızları yaratan, her şey üzerinde tanık olandır. Mesih'i gönderen Rahman'a övgüler olsun. Artık kendimize kıymaktan vazgeçelim. Doğruda birleşelim. Haydi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.